dini kullanarak yaptılar. Din birçok zaman bazı insanların kullandığı, istismar ettiği bir alan olmuştur. Dikkat edilmezse, eğer Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu ilkeler, ayetler dikkate alınmazsa o insanlar ne yapabilir? Bir takım insanlar dini kullanarak insanları kandırabilirler. Onun için bu dini kullananlara karşı uyanık olmak için ne yapmamız lazım? Sadece bu tarihi olan bir şey değil. Belki bunu günümüzde de yine yapanlar var. Yapıyorlar bunu. Neyi kullanarak? Dini kullanarak. Onun için bu ihanet girişimi bir kez daha gösterdi ki bizlere, bize düşen vazife yüce dinimizi sahih kaynaklardan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek. İslam'ı Kur'an ve sünnet rehberliğinde, Peygamber Efendimiz'in o yaşantısı rehberliğinde en güzel bir şekilde öğrenmek ve yaşamaya çalışmak. Din gibi yüce bir hakikati şahıslar üzerine bina etmeyeceğiz. Falanca şahıs olmazsa bu din biter. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala dinini kıyamete kadar Kur'an'ını koruyacağını ne yapmış? Kitabında bize bildirmiş. Bu dinin, bu kitabın koruyucusu Allah'tır. Tabi bizler de bize düşen, üzerimize düşen kulluk görevimiz neyse bunu yerine getirmeye çalışacağız. Milletimiz çok farklı imtihanlardan geçti. Ülkemizi bölmek isteyenler, bizlerin arasını açmak isteyenler, milletimizi parçalamak isteyenler tarihte de çok oldu, bugün de oluyor. Ama hiçbiri biz Kur'an'a sarıldığımız müddetçe, Peygamberimizin yolundan ayrılmadığımız müddetçe inşallah hiçbiri emeline ulaşamayacak. Rabbimin bizlere yardımı, bizlerin de birbirimizden ayrılmaması nedeniyle, birbirine sahip çıkmasından dolayı Rabbine şükürler olsun ki hiçbir bölünme yaşanmayacak.